Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 10-11 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Türkiye geneli TÖDER yayınlarının edebiyat sorularını çözmüş olacağım. Bu ve diğer Türkiye geneli deneme sınavlarını daha yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada altı çizilmiş sözlerden birinin anlamca karşılığı değildir diyor. Bakalım. Kim yazarlar bir sözcüğü dilin çevirimine sokarken inceleyip sık dokurlar demiş. Arkadaşlar inceleyip sık dokumak nedir? Bir şeyi ince ayrıntılarına kadar araştırmak anlamına gelir. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Yine ses, anlam, yapı ve köken yönünden sözcükleri bir tartımdan geçirirler ifadesinde ise tartımdan geçirmek nedir arkadaşlar? Belli kriterlere göre değer vermek, değer biçmek anlamına gelir. Buradan da E seçeneğini elemiş oluruz. Onları inceleme, törpüleme, çekirdek ve yan anlamlarını açmaya da yeni anlamlar kazanmalarını sağlama yolunda alın teri dökerler ifadesi ise nedir? İyi bir, işi, iyi bir işi sonuçlandırmak için çok çalışmak anlamına gelir. A seçeneğini de elemiş oluruz. Kendi öz sesini, öz anlatısını bulmuş yazarlardır bunlar ifadesinde ise bu da nedir? öz sesini, öz anlatısını bulmuş kişi nedir? Özgünlüğü yakalamıştır. O yüzden C seçeneğini de elemiş oluruz. Anlam sınırlarını genişletmeye çalışmak bu parçadan çıkarabilecek bir yargı değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır arkadaşlar. İkinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Birinci cümle hem bir tanım hem de karşılaştırma içermektedir diyor. Bakalım bilginin ekonomik ortamda düzenli ve akıcı bir biçimde işlenmesi bilimi olan bilişimi çağımızın en hızlı yaygın ve kullanışlı teknolojisidir demiş bakın direk ile bitmiş bir, bir tanım cümlesidir aynı zamanda da arkadaşlar en hızlı demiş karşılaştırma yapmış bunu da elemiş oluruz dolayısıyla A seçeneği nedir doğru bir yargıdır ikinci cümlede bilişim teknolojisinin günlük hayatın pek çok alanında kullandığımız belirtilmiştir diyor. Bakalım evimizde, iş yerimizde, günlük hayatın pek çok alanında hepimiz bu teknolojiden az veya çok yararlanırız. Bu da çıkıyor arkadaşlar. B'yi de oluruz. Üçüncü cümlede günlük yaşamda kullandığımız bilişim ürünleri örneklendirilmiştir diyor. Bakalım bilgisayarlar, internet, cep telefonları, banka kartları, akıllı kartlar günlük hayatta kullandığımız bilişim alanındaki ürünlerdir demiş. Örnek vermiş doğrudur. Bu yüzden C seçeneği indirilmiş oldu. Dördüncü cümlede bilişim teknolojisinin dikkatli kullanılması gerektiği vurgulanılmıştır diyor. Bakalım bilişim sürekli gelişen ve değişim yaşayan bir teknoloji ve bize yeni kolaylıklar getiriyor. Yaşamımıza ve çalışma tarzımıza yenilikler sunuyor ifadesinde. Herhangi bir dikkat burada vurgulanmıyor arkadaşlar. Dikkatli kullanılması gerektiği vurgulanmıyor. Bundan dolayı da nedir? Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur demiş. Bakalım belleklere kazınmış, gönüllerde taht kurmuş kimi şairler bütün haline gelmemiş. Yani dizeleri şiir saymazlar ifadesinden arkadaşlar bütün haline gelmemiş diyor. Bakın burada biz buradan şunu anlayabiliriz birbiriyle iyice kaynaşmamış ifadesini çıkarabiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu metnin okuyucuya yönelen amacı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Bir öykünün unutulmazlığı anımsar, anımsarlığıyla ilgili Ömer Seyfettin'in Reşat Nuri'nin hala anımsanan öyküleri için neler söylenebilir? Bu anımsayışta andığım yazarların ilk öğretimden liseye dek okullarda okutuluşunun da büyük payı olmalı. Sa'id Faik'in, Sabahattin Ali'nin, Memduh Şevket'in, Orhan Kemal'in de kolayca anımsanan öyküleri yok mu? Öykülerin anımsanışında yaygınlıkları çok okunur yaygınlıkları, çok okunurlukları gerekçe gösterilemez mi? Nitekim bireyin kuşatıldığı, ortak değerlerin koşullandığı kültürel gelişmelerin vicdani etkilenişlerin bunda rolü olmayacağı düşünülmemeli ifadesinden biz arkadaşlar yerleşmiş kanıları sorgulandığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. Beşinci soruya geçiyoruz. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Parçamıza bakalım. Kadının biri hayatından çok memnun olduğunu söyler dururmuş. Bir gün kapı komşusu kendisine zengin olduğum halde bir türlü dertten kurtulamıyorum. Senin ise bu kadar sıkıntı içinde nasıl oluyor da her dakika yüzün gülüyor demiş. O da şu cevabı vermiş. Bütün bu neşemi şu gördüğünüz hatıra defterime boşluyum. Ne yaptığımı size anlatayım. Hayatımın hiçbir günü yoktur ki sıkıntılı geçmesin. Ama bu sıkıntılar arasında bazı sevinçli dakikalarım da vardır. İşte ben bu ufak tefek sevinçlerimi, hadiselerimi bu deftere günü gününe yazarım. Okulumu bitirdiğim gün bu defteri aldım ve bu işe başladım. Siz bunları çok anlamsız bulacaksınız ama bir de bana sorun. Onlar benim için kıymetli birer armağandır ifadesinden arkadaşlar günlük sıkıntıların herkesin yaşamında aynı etkiyi oluşturduğu çıkarılamaz. Asıl vurgulanmak istenen bu değildir. Not edildiği güzelliklerin yeri geldiğinde neşe kaynağı olabileceği olabilir. Neşeli olmanın güzel şeyler yaşamaya doğrudan bağlı olduğu olamaz. Zenginlik ile mutluluğun bir arada bulunmasının imkansız olduğu olamaz. Günlük işlerden vakit bulundukça hobiler geliştirilerek mutlu olunabileceği bu da olmaz. Doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Altıncı soru. Bu sözlerin tümü kullanılarak çapraz uyak düzeninde anlamlı bir dörtlük oluşturulmak istense aşağıdaki sıralamalardan hangisi son iki dizeyi oluşturur demiş. Çapraz uyak nasıldı arkadaşlar? A, B, A, B şeklinde olacaktı. Dolayısıyla ben yüksekte savurarak ifadesini bakın şuraya getirmem lazım. Bir burada olacak. Sonra da derini ifadesine uygun olan hangisidir? İkidir. Hayal iklimlerine sözcüğünü de benim buraya getirmem lazım. Şimdi bu sıralamaya uygun olanı bakacağız. Bakın 1 ve 3 olmuş bu olmaz eledik. 2 ve 1 olmuş bu da olmaz bunu da eledik. Bu da 2 ve 4 olmuş bu da olmaz bunu da eledik. 3 ve 4 olmuş bu da olmaz. Bakın arkadaşlar bizim uygulamamızda eş değer bir uygulama görüyoruz. 1 ve 2 bu da doğru cevaptır. Doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır arkadaşlar. 7. soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki hangisi söylenemez demiş. Mani tipi uyak düzenine sahiptir. Mani tipi uyak düzeni nasıldı arkadaşlar? A, A, X, A biçimindedir. Buna bakalım. Andıklarımız, sandıklarımız, yandıklarımız. Dolayısıyla bu da A, A, x a biçimindedir. Doğrudur. A elemiş olduk. Tam uyağa yer verilmiştir diyor. Bakalım. Arkadaşlar şuradan itibaren nedir? Dıklarımız rediftir. Dıklarımız rediftir. Geriye kalan ses benzerlikleri anlar. Bakın buradaki anlar. Anlar da tam kafiyedir. Dolayısıyla tam ya yer verilmiş midir? Evet. B ile olduk. Ek biçiminde redif kullanılmıştır diyor. Doğrudur. Dıklarımız rediftir. C ilelemiş olduk. Rubai nazım biçimin örnektir. Doğrudur. Tek dörtlükten oluşuyor. Mani tipi uyağı var arkadaşlar. Bu da doğrudur. D için indirilmiş oluruz. Konusu bakımından epik bir şiirdir diyor. Şiirin geneline baktığımızda sevgiliden bahsediyor. Yiğitlikten, kahramanlıktan bahsetmiyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır arkadaşlar. 8. soru. Numaralanmış beyitlerin matlağa taç, beyit, dua şeklindeki sıralanışı aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diyor. Bakın arkadaşlar matlağa beyitinde kafi örgüsü nasıl olacaktı? A, A şeklinde olacaktı. Beyitlere baktığımızda sözlere vari olmayan su, odlara su. Görmüş olduğunuz gibi bu kendi içinde kafiyeli olduğu için birinci sıralamamızda Üç numara olacaktır. Taç beyit, şairin mahlasının yeri aldığı beyittir. Bakın burada fuzuliyi görüyoruz. O yüzden nedir arkadaşlar? Bir olacak. Daha sonra da doğa kısmına baktığımızda ise geriye kalan nedir? İki numaralı kısımdır. Bundan dolayı da sıralamamız üç bir iki olması lazımdı. Yani A seçeneği nedir? Doğru cevabımızdır. Dokuzuncu soru: Aşağıdakilerin hangisinde ayraç içinde belirtilen söz sanatı yoktur demiş. Bakalım. Yeşil bir gölge gibi alçalırken ufuklar, rüyalar seriliyor, kuş uçmaz yamaçları ifadesinde teşbih var mı? Var. Arkadaşlar bakın yeşil bir gölge gibi ufuklar ifadesinde benzetme olduğunu görüyoruz. A seçeneğini elemiş olduk. Görünce uğruna koymuşum seri, eritir güneşi yüzünün narı ifadesinde ise burada da abartma olduğu bellidir. Bunu da elemiş olduk arkadaşlar. Sanki şarabın ve aşkın mevsimidir. Birkaç kadeh içelim ilkbahardır ifadesinde bakın. Saki, şarap, kade, tenasüptür, uygunluk sanatıdır. Birbiriyle ilgili kelimeler geçiyor. C seçeneğini indirmiş olduk. Gün batar, sürü yatar ve sararan ayla çoban hicranlarını basar bağrına yayla ifadesinde ise arkadaşlar teşhis yani kişileştirme vardır. Yaylanın çoban hicranlarını bağrına basması kişileştirmedir deyi delemiş oluruz erimiş karları çekilmiş duman, açılmış çiçekler, yürümüş çimen ifadesinde hüsnü talih sanatı yoktur. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 10. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdaki yazınsal türlerden hangisiyle ilgili bir bilgiye yer verilmemiştir diyor. Bakalım. Ele aldığı konuyu kanıtlama yoluna gider diyor. Kanıtlama yoluna giderse arkadaşlar bu nedir? Bu makaledir. A'yı elemiş oluruz güncel siyasi toplumsal sorunlara kişisel bir bakış açısıyla bakar ifadesini görüyoruz. Bu da nedir arkadaşlar? Buradan da eleştiriyi çıkarırız. B için indirilmiş olduk. Bilgiyi, haberi, gerçeği çarpıcı bir dille aktarmayı amaçlar. Bu nedir? Bu da röportajdır arkadaşlar. C seçeneğini indirilmiş olduk. Gezip görülen yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlatan yazılardır. Bu da nedir? Gezi yazısıdır. Bundan dolayı buradan da E seçeneğini indirmiş olduk. Bir dönemi ayna tutmak, onu aydınlatmak amacı taşır demiş. Arkadaşlar amaç taşımaz bu sonucudur. Bundan dolayı da anı diyebilmemiz için sonucuna bakmamız lazımdır. Bu anı değildir. Doğru cevabımız da nedir? D seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgiyle ayraç içerisindeki eser uyuşmamaktadır diyor. A seçeneğinde 12 hikaye ve bir ön sözler oluşan eser, destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçiş dönemi ürünüdür. Dede Korkut hikayelerinden bahsediyor. Doğrudur. A'ya elemiş oluruz. Hz. Muhammed'in hayatı ve mucizeleri, İslam menkıbeleri, dünyadan şikayet, kıyamet gününün yakınlığı gibi dini konular işlenmiştir. Divan-ı hikmette bunlar vardır. Dolayısıyla B seçeneğini indirilmiş oluruz. Devlet yönetimin ilgili önemli bilgiler veren eser, 6645 beyitten oluşmuştur. Kutadgu Bilig'tir. İlk e, olma özelliği gösteriyor biliyorsunuz birçok dalda. O yüzden C seçeneği elemiş oluruz. Devlet üretimine ilgili bilgiler veriyor çünkü. Hakikatlerin eşiği anlamına gelen eser 12. yüzyılda yazılmış bir ahlak kitabıdır. Hakikatlerin eşiği nedir? Atabetül Hakayık'tır. Bu da doğrudur arkadaşlar. D'yi elemiş olduk. Türk dilleri sözlüğü anlamına gelen bu yapıt çeşitli Türk lehçelerinin ansiklopedik bir sözlüğü görünümündedir ifadesinde ise bu muhakemeti lugatayn değil arkadaşlar. Nedir? Divanı lugatı Türk'tür. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? E seçeneği olacaktır. Türk dilleri sözlüğünde de bunu ne yapabilirdik? Çıkarabilirdik. 12. soru. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. Bakalım. Aşık Ömer saz şairler arasında en çok şiiri bulunan isimlerdir diyor. Evet 1500 e yakın şiiri vardı hatırlayın. Arz çineğini elemiş olduk. Yunus Emre hem aruzu hem de heceyi kullanmış. Şiirlerini coşkun bir lirizmle oluşturmuştur. Doğrudur. İlahi deriyle meşhur hatırlatacağınız gibi. Seyrani çağının olumsuzluklarını, ham sofuları, taşlamaları eleştirmiştir diyor. Taşlamaları ile eleştirmiştir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Eleştiri türünün önemli bir ismiydi. Dadaloğlu 16. yüzyılda yaşamış, Bolu Beyi'ne karşı mücadele etmiş, yiğitliğin sembolü olmuştur diyor. Bakın bu Dadaloğlu değil arkadaşlar. Kim olacaktır? Bolu Beyi'ne karşı mücadele eden Köroğlu olacaktır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneğidir. E yer alan Karacı olan 17. yüzyılın halk şairlerindendir. Şiirlerinde tasavvufa yer vermemiştir diyor. Bu da doğrudur. 13. soru Yukarıdaki boşluklara sırasıyla getirilebilecek sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Bakalım. Batıcıların Hacı Kalfa diye tanıdıkları nokta 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 batılı görüşe ve bilime değer veren ilk yazar düşünürümüzdür. Pek çok bilimsel yapıtı vardır. Dili bilim dilidir. Yapıtları orta nesri örnektir. Bakın olay ortaya çıktı arkadaşlar. Mizanun Hak, Tuhfetül Kimar. Kimin bu? Tabii ki Katip Çelebi'nin eseri arkadaşlar. Buradan bunu çıkarabiliriz. Devam edelim. İran hükümdarı Kavus tarafından yazılan Kabus Kabusname adlı öğütler kitabını 15. yüzyılda dilimize kazandırmıştır. Bu kimdir arkadaşlar? Bu da tabii ki Mercimek Ahmet'tir. Peki seçeneklere baktığımızda bu sıralamayı e, nerede görüyoruz? Sıraya uygun olarak istemiş bizden. A seçeneğinde doğru ifadeler var fakat sıralaması yanlış. Bunu elemiş oluruz. Sinan Paşa yok, Beydeleri, Seydal Reis bu da değil, Katip Çelebi, Mercimek Ahmet doğru cevabımız nedir arkadaşlar? D seçeneği olacaktır. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçıya ait eserlerden biri değildir demiş. Bakalım. Tanzimat Tiyatrosu'nun en önemli ve en verimli isimlerindendir. Tiyatro türündeki ilk denemesini Macerayı Aşk adlı eseriyle yazmıştır. Yazarın oyunları sahne tekniği açısından zayıf olduğu gibi dil açısından da oynanmaya elverişli değildir. O zaman ne için yazmıştır arkadaşlar? Okunmak için yazmıştır. Ve macerayı açtan da bunun kim olduğunu anlıyoruz. Abdül Hak Hamit Tarhan olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz burada bunu aramış olacağız. Oyunlarında genellikle günlük ve tarihi olaylar işlemiştir. Sanatçı tiyatroların bazılarını Manzum bazılarını nesir bazılarında nazım nesir karışık olarak yazmıştır diyor. Bakın. Sabru Sebat Abdülhakamit Tarhan'ındır. Yadigarı Harp onundur arkadaşlar. Dihteri Hündü yine Abdülhakamit Tarhan'ındır. Tayıflar Geçidi yine Abdülhakamit Tarhan'ın tiyatrolarıdır hepsi. Fakat Afife Angelik arkadaşlar kimindir? Recaizade Zade Mahmut Ekrem'indir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız da ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. Afife Angelik de tiyatrodur fakat Recai Zade Mahmut Ekrem'e aittir. 15. soru. Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir diyor. Bakalım. Bu sanatçı roman ve öykü türlerindeki yapıtlarında toplumsal eleştiriyle okuru eğlendirerek eğiten, sanatı toplumun yararına yapan güdümcü bir anlayışa sahiptir. Bu yönüyle Ahmet Mithat çizgisindedir. Yapıtlarına yansıttığı İstanbul yaşamına ilişkin günlük notlar, gözlemler, izlenimlerle gerçekçi sayılmakla birlikte kimi romanlarındaki kişilik özellikleriyle aşırılığa varan tipler, entrikalı olaylar, çok kez uzun ve sıkıcı yüksek felsefeli görüşler kendine özgüdür. Arkadaşlar bu iki ifadeden bunun Hüseyin Rahmi Gürpınar olduğu apaçık ortadadır. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 16. soru. Bu partide söz edilen kahramanların içinde yer aldığı romanlar bakın sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Bakalım. Türk edebiyatında kahramanı öğretmen olan birçok roman yazılmıştır. Arkadaşlar bu konu özellikle 2-3 tane denemede değerli arkadaşlar soruldu. Dikkat edin belki ÖSYM sınavında bakın çıkabilir. Öğretmen karakteri hemen her romanda ideal karakter olarak karşımıza çıkar. Özellikle milli edebiyat dönemin kahramanı öğretmen olan romanlara yer verilmiştir. Aliye nerede geçiyor arkadaşlar? Halide Edip Adıvar'ın Vurun Kahpeye adlı eserinde geçiyor. Dolayısıyla baktığımızda Vurun Kahpeye adlı eser C seçeneğinde var. Adnan değerli arkadaşlar 3 İstanbul'da geçer. Mithat Cemal Kuntay'ın eseri hatırlayın. Ali Şahin değerli arkadaşlar Yeşil Gece'nin önemli kahramanıdır. Öğretmen tiplemesi nedir? Firde de hepinizin bildiği gibi Çalıkuşunda kuşunda geçiyor. Bu da arkadaşlar bize doğru cevabı çıkarıyor. C seçeneği nedir? Doğru cevabımızdır. 17. soru. Bu cümledeki bilgi yanlışı söz konusu şairlerden hangisiyle ilgilidir demiş. Edebiyatımızda hecenin 5 şairi diye bilinen Orhan Seyfi Orhon, Faruk Nafız Çamlıben, Halit Fahri Ozansoy, Yaşar Nabi Nair ve Enis Beyiş Kor Yürek, Memleket Sevgisi, Yurt Güzellikleri, Kahramanlık ve Yiğitlik gibi başlıca konuları işlemişlerdir diyor. Arkadaşlar bakın burası Yaşar Nabi Nair değil. Ne olacaktır arkadaşlar? Burada olması gereken kişi Yusuf Ziya Ortaç'tır. Dolayısıyla doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 18. soru. Yukarıdaki bazı özellikleri verilen edebiyat topluluğu ya da hareketi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Günlük yaşamdaki her şeyi konu olarak şiirde işlemeyi hedeflediler. Uyağı şiir için gerekli olmaktan çıkardılar ölçüyü ölçüye baş kaldırıp serbest nazma önem verdiler diyor. Arkadaşlar bunlar kimdir? Hatırlayın omoculardır. Diğer adıyla garipçilerdir. Diğer adıyla da birinci yenicilerdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 19. soru. Bu partide söz edilen sanatçıya ait aşağıdaki eserlerden hangisinin türü ötekilerinden farklıdır demiş. Bakalım. Yazın hayatına 1951 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde başladı. Fıkra ve röportajlar yayınladı. Şiir, öykü ve roman türlerinde eserler verdi. Eserlerin halk edebiyatı ve halk zevkinin etkisi büyüktür. O Çukurova'nın sorunlarını, sorunlarını eserlerinde başarıyla dile getirmiştir. Sarı sıcak, teneke, orta direk en çok bilinen eserlerindendir diyor arkadaşlar. Kimden bahsediyor bize? Yaşar Kemal'den bahsediyor. Onların eserlerine bakmış olacağız. Höyük'teki nar ağacı... Arkadaşlar bu nedir? Bu romandır. Yer demir gök bakır bu da romandır. Ölmez otu bu da romandır. Çıplak deniz çıplak ada bu da romandır. Çukurova yana yana adlı eseri roman değil. Nedir arkadaşlar? Bu röportajdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Geçiyoruz 20. soruya. Birinci sütunda yer alan eserlerden hangisi ikinci sütundaki yazarlardan herhangi birine ait değildir demiş. Midas'ın kulakları. Kimin arkadaşlar Midas'ın kulakları? Güngör Dilmen'in. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Harput'ta bir Amerikalı demiş. Bu kimin arkadaşlar? Bakın bu da tabii ki Cevat Fehmi Başkurt'un. Bunu da elemiş olduk. Tanrılar ve insanlar bu kimin eseri? Bu da Orhan Asena'nın eseri arkadaşlar. Dolayısıyla biz D seçeneğinde demiş olduk. Peki huzur çıkmazı kimin eseridir? Arkadaşlar bu da Haldun Taner'in eseridir. Bunu da de demiş olduk. Peki geriye ne kaldı? Karayar Köprüsü kaldı. Bu kimindir arkadaşlar? Bu da Refik Erduran'ın eseridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu partide sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Sanatçı renkli ve pürüzsüz anlatımıyla insanı içten kavrayan bir üsluba sahiptir. Şiirlerini sade bir dille ve hece ölçüyle yazmıştır. Şiirleriyle olduğu kadar psikolojik öykü, roman ve edebi incelemeleriyle tanınır. Mahur Beste romanı edebiyatımızın en güzel eserlerindendir ifadesinden biz kim olduğunu anlıyoruz arkadaşlar? Bu eser tabii ki Ahmet Hamdi Tanpınar'a aittir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 22. Yukarıda konusunun bir bölümünden söz edilen roman ve bu romanın yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Bakalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu toprakları yabancı güçlerce işgal edilmiştir. Osmanlı yönetimi otoritesini ve gücünü kaybederek kontrolü elden kaçırmıştır. Böyle bir ortamda Türk halkı dinini, yurdunu kurtarmak için Kuvayi Milli Hareketi'ni başlatır. Mustafa Reşit Efendi 1918'de İstanbul'da Fatih Medresesi'nde öğrenciyken coşkulu vaazlarıyla tanınır ve 1919'da Akşehir'e gönderilir. Halk arasında İstanbullu hoca olarak tanınır. Bir süre sonra Emine ile evlenir. Bu arada Yunanlılar Anadolu'ya girmiştir. İstanbullu hoca Kuvayi Milliyecilerin önderleri Haydar Bey'in karşısında yer alır. Kuvayi Milliyecileri vatana ihanetle suçlar ve padişahın desteklenmesini ister ifadelerinden. Arkadaşlar İstanbul Hoca, Emine, Haydar, Kuvayi Milliye bunlar nerede geçiyor arkadaşlar? Tabii ki Tarık Buğra'nın yazmış olduğu küçük ağasında geçiyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 23. soru. Aşağıdakilerin hangisinde adı geçen sanatçı belirtilen türde önemli eserler vermemiştir diyor. Bakalım Necati Cumalı roman doğrudur arkadaşlar bunu elemiş oluruz. Necip Fazıl Kısa Kürek tiyatro doğrudur bunu da elemiş olduk. Peyami Safa şiir arkadaşlar şiir olur mu? Daha çok ne ile meşhurdur? Romanlarıyla meşhurdur. Dolayısıyla doğru cevabımız da nedir? C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar geçiyoruz son sorumuza. 24. soru aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayrat içinde belirtilen akımla ilgili değildir demiş. Akım, Tayin determinizm datarmenizm görüşünü edebiyata uygulamak istemiş. Edebiyatın da deneysel bilimlerde olduğu gibi bir deneme sahası olabileceğine inanmıştır. Naturalizm demiş. Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Savaşı, tehlikeyi, makine çağını, faşizm teorisini benimseyen bir sanat kolu, bir sanat okulu olarak İtalya'da gelişti. Radikal bir dönüşümü ifade eden akım, geçmişin köhneleşmiş birikimine karşı yeni bir toplumsal dinamizmin heyecanını üstlenmiştir. Fütürizm bu da doğrudur. İnsanın baskı altında tutulan yönlerinin, bastırılmış tutku, istek ve özlemlerinin, rüya ve sayıklamalarının birer sanatsal malzeme olduğunu ve bunların sanata yansıtılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Sürrealizm bu da doğrudur arkadaşlar. Şiirde biçim mükemmelliğine yani ölçü, uyak, ritim, sözcük seçimi ve dil ustalığına aşırı özen gösterilmiştir. Modernizm diyor. Bu bir dursun. Jean-Paul Sartre'ın benimsenmesi ve edebiyata uygulanması ile bütün dünyada yaygınlaşmış insanın kendi değerlerini, kendinin oluşturabileceğini, geleceğini yine kendisinin kurabileceğini savunan bir felsefe akımıdır. Existansyalizm. Bu da doğrudur. D seçeneği arkadaşlar nedir? Doğru cevabımızdır. Modernizmde ölçü uyak değil, serbest ölçü hakimdir. Bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.